Günlerdir, hatta haftalardır, belki de aylardır bazı rakamlarla ilgili olarak sizleri elimden geldiğince uyarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Altın konusunda, gümüş konusunda, dolar konusunda, borsa konusunda elimden geldiğince hedefleri sizlerle paylaştım ve bugüne kadar da genel itibarıyla mahcup olmadık. Peki falcılık mı yapıyoruz arkadaşlar? 8.40'a gidecek derken işkembeyi Kübra'dan aklımıza ne geldiyse sizlerle paylaşıyor muyuz? Yoksa bunun arkasında başka bir şeyler mi yatıyor? Elbette ne falcılık yapıyoruz ne de işi rastlantıya bırakıyoruz. Elimizden geldiğince hem yurt dışındaki hem yurt içindeki tüm gelişmeleri en küçük ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Bunları analiz ediyoruz ve günlük videolarımızı bu şekilde paylaşıyoruz arkadaşlar. Dün yaptığım videoda da 8 liranın bu hafta içerisinde aşılacağını, hatta yarın aşılabileceğini söylemiştim sizlere. Dünkü videomda. Nitekim bugün itibarıyla 8 lirayı kırıp 8.07 seviyesine kadar yükselen bir dolar kuru gördük. Buna bağlı olarak euro 9.54 seviyesinin üzerine çıktı. Sterlin 10.50'nin üzerine çıktı. Anlayacağınız bütün kurlar yukarıya doğru hareketliklerini yaptılar. Tabii bir başka soru da borsa ile ilgili yaptığımız uyarılardı. 123.000 seviyesine kadar giden borsadan artık hisse senedi falan alınmaz. Dikkatli olun. Elinizde kalabilir. Büyük zararlar edebilirsiniz. Sabahlara kadar karın ağrıları çekebilirsiniz diye defalarca söyledim arkadaşlar. Bizi dinleyenler olmuştur, dinlemeyenler olmuştur. Bizi yerden yere vuranlar olmuştur. Ya bak borsa uçuyor, kaçıyor falan diyenler olmuştur. Bu tablo emin olun pek çok küçük yatırımcının büyük bir sıkıntıya girmesini beraberinde getirdi. 115.000 seviyesine kadar düşmüş durumda borsa endeksi. 123.000'den 115.000'e düşen bir borsa endeksi 8.000 puanlık bir kayıba denk geliyor arkadaşlar. Neredeyse %7'lik bir düşüş ifade ediyor. Şimdilik bir trend değişikliğini ifade ediyor. Bugün de her zaman olduğu gibi hem piyasaları değerlendireceğiz hem de rakamların neden bu seviyelere geldiğini konuşacağız ve bundan sonra neler olabileceğini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Yaz ayları daha gelmeden önce söylüyordum. Pandemi patlamıştı, çok ciddi yaralar açmıştı dünyada. Ekonomileri özellikle dipten dibe sürüklemişti ve o dönemde birileri çıkıp şunları söylediler. Dediler ki borsalarda toparlanacak, altında düşecek, dolarda düşecek çünkü yaz ayları geldiği an itibariyle bu korona bitecek. 2020'nin sonunda da aşı bulunacak, tedavi bulunacak, hiçbir şekilde korona hayatımızda olmayacak. O nedenle ekonomiler açılacak, dünya ülkeleri rahatlayacak, ticaret tekrar tepe yapacak, bir V toparlanma olacak. Mutlu, bahtiyar bundan sonraki hayatımıza devam edeceğiz demişlerdi. Nisan'dan bahsediyorum, Mart'tan bahsediyorum, Mayıs'tan bahsediyorum arkadaşlar. O dönemlerde ben çıkıp sizlere ısrarla şunu söylemiştim. Bakın 1918 ile 1920 arasında yaşanan İspanyol gribi 50 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. O da kayda girmiş insanlardan bahsediyoruz. Bazı araştırmalara göre bu 100 milyonların üzerine çıkmış durumda. 1 milyar insana yaklaşmış bulaşıcılık söz konusuydu 1918 ile 20 arasındaki İspanyol gribi. Aşı bulunamaz mıydı o dönemde? O dönemle bu dönem arasında büyük bir teknoloji farkı var mı tıp sektöründe? Elbette çok büyük gelişmeler oldu ama yöntemler çok da fazla değişmedi arkadaşlar. O nedenle demiştim ki sizlere yaz ayları itibariyle bu işin düşeceğini falan düşünmeyin. Yayılma hızlı bir şekilde devam edecek. Üstelik insanların büyük bir kısmı şımaracak. Nasıl olsa bana bulaşmıyor, nasıl olsa benim yakınımdan geçmiyor diye rahatlayacak. Hastalık çok daha yıkıcı bir şekilde yayılacak ve 2021 yılı çok daha kötü bir yıl olacak demiştim sizlere. Ta Nisan ayında. Nitekim yaz aylarına girdik. Haziran ayı, Temmuz ayı, Ağustos ayı hastalık hız kesmeden yayılmaya devam etti. Ülkeler hafiften üstünü örtmeye çalıştılar. Aşı söylentileri çıkarttılar. Her ilaç firması ben aşıyı buldum diye ortaya çıktı. Sonra biraz daha zamanı var falan demeye başladılar. Aşının bir anda bulunamayacağı çok net ortadaydı ve gerçek bilim adamları da bunu çok net bir şekilde ifade ediyorlardı.
aylarca sürecek araştırmalar yapılması gerektiğini söylüyorlardı. 2020'nin sonunda Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hastalığın çok daha hızlı bir şekilde yayılabileceğini belirtiyorlardı. Gerçi onlar biraz daha iyimser bir bakış açısıyla Kasım aralığı işaret etmişlerdi ama ben size Eylül ayından itibaren ortalığın karışabileceğini yine ta Nisan ayında ifade etmiştim arkadaşlar. Bu bir falcılık mıydı? Elbette değildi. Sadece tek bir kaynağa bakarsanız bu sonuca ulaşamazsınız. Ama onlarca kaynağı incelerseniz arkadaşlar bu sonuca zaten ulaşılıyordu. Benim bu söylediklerimi IMF'sinden Dünya Bankası'na hatta Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar ta Temmuz'un sonunda konuşmaya başladılar. Ya galiba bu hastalığın önünü kesemeyeceğiz diye. Ama Temmuz ayında hala hükümetler yok kardeşim bu işin önü kesilir diye vatandaşa umut pompalamaya devam ettiler. Oysa samimiyetle olaya yaklaşsalardı ya da objektif baksalardı bu hastalığın kısa vadede bitmeyeceğini görürlerdi ve ona göre tedbirler alırlardı. Ülkeler bir anda bu kadar sosyal ortamı rahatlatmazlardı ve hastalığın bu kadar bulaşıcı ve öldürücü olmasını sağlamazlardı. Sadece Türkiye için konuşmuyorum. Bütün dünyada tablo aynıydı arkadaşlar. Eylül ayına geldiğimiz bu günlerde hastalığın artık bütün ülkelerde zirve yaptığı ortaya çıktı. Bakın Sağlık Bakanı Türkiye'de açıklıyor. Diyor ki hem Anadolu'da hem İstanbul'da hem Ankara'da hastalık ikinci zirvesinde. Üstelik birinci zirvenin de daha yukarısında. Yani bulaşıcılık çok daha fazla artmış durumda. Rakamlar gerçekçidir değildir onları tartışmıyorum. Beni de çok fazla ilgilendirmiyor. Ama bir gerçek var. Artık bu hastalık hemen yanı başımızda. Herkes bu hastalıktan bir şekilde etkileniyor. Bunu da çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Dünyadaki örneklerine bakıyoruz. Avrupa'ya tamamen yayılmış durumda. Amerika'da günlük 82 bin vakayla rekor kırıldı arkadaşlar. Hastalık başladığından beri en ciddi rekor sayısına ulaşıldı. Bir günde 82 bin vaka. Tüm dünyada 43 milyon kişiye yayılmış durumda ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor hastalık. Ölümcüllüğü de engellenemiyor. Bulundu denilen aşılar bir işe yaramıyor. Rusya'da iki tane aşı bulunduğu söylendi ama Rusya'da da hastalık tepe yapmış durumda, zirve yapmış durumda, engellenemiyor arkadaşlar. Bunu bu kadar uzun uzun anlatmamın temelinde şu yatıyor. Korona dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkilemeye devam edecek. Örnek mi istiyorsunuz? İspanya'da ikinci olağanüstü hal ilan edildi arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde ekonomilerin öyle bir anda düzelmesini falan beklemek saflıktan öte olmazdı. Şimdi gelelim korona ile ilgili IMF'nin, Dünya Bankası'nın, merkez bankalarının başta Fed ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere açıklamalarına. Aylardır uyarıyorlar. Evet ekonomiler beklendiği kadar olmasa da hafif bir toparlanma var ama bu pandemi meselesi çözülmezse, koronanın yayılması engellenemezse, ölümcüllük artmaya devam ederse ve ikinci dalga gelirse bu toparlanmaların falan hiçbir anlamı kalmaz diyorlardı. Aynı zamanda hükümetlerin çok acil teşvikler açıklaması gerektiğini söylüyorlardı. Amerika teşvikleri her geciktirdiğinde sıkıntı biraz daha büyüyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan yine teşvikler bekliyor. Deniyor. Onların da elini çabuk tutması gerekiyor. Hadi gelişmiş ülkelerin parası var. Onlar bir şekilde bu işi parayla çözmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarına para veriyorlar. Havadan, karşılıksız, kredi olmadan. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin durumu ne? Çok daha sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü para yok. Evet hem para yok hem de zaten bu pandemi sürecine ne yazık ki çok büyük sıkıntılarla girdik biz. Pandemi olmasaydı da dünya tüm hızıyla büyüyor olsaydı da Türkiye büyük bir ekonomik krizin tam göbeğine dalmak üzereydi. Hani pandemi bir miktar kurtarıcı oldu desek yanılmamış oluruz arkadaşlar. Diğer taraftan pandeminin yayılması ve ekonominin kötüye doğru gitmesi Türkiye'de bir yığın sıkıntının daha da büyümesini beraberinde getirdi. Zaten cari açık veriyorduk. Cari açığımız daha da arttı. Daha da hızlandı. Çünkü beklediğimiz gelirler de ortadan kalktı. Pandemi nedeniyle turizm gelirlerimiz dip yaptı mesela. Yurt dışından gelen döviz gelirlerimiz azaldı. İthalatımız arttı, ihracatımız dip yaptı. Dolayısıyla bütün bunlar cari açık gibi büyük bir sıkıntıyı beraberinde getirdi. Türkiye'nin bütçesi zaten bozulmuştu. Bu pandemi olmasa bile 200 milyar liranın üzerine çıkacaktı bütçe açığı. Pandemiyle birlikte 240 milyarları, 250 milyar liraları zorlayan bir bütçe açığına doğru koşuyoruz. Borç
borçlarımız her geçen gün artıyor. Kısa vadeli borçlarımızın çevrilmesi her geçen gün güçleşiyor. CDS ile ilgili problemlerimiz var. Türkiye'den korkunç bir yabancı kaçışı var ve dolayısıyla Türkiye'nin müthiş bir döviz ihtiyacı var arkadaşlar. Dolar ihtiyacı, euro ihtiyacı, sterlin ihtiyacı var. Ve bu ihtiyacı karşılamanın yolu ya tekrar borç bulmak ya da swap anlaşmaları yapmak. Swap anlaşmaları yapamıyorsunuz çünkü geçmişte yaptığınız hatalar nedeniyle hiçbir ülke sizinle swap anlaşmasına yanaşmıyor. Bakmayın biz Katar'la swap anlaşması yaptık, Çin'le swap anlaşması yaptık falan diyorlar ama oradan da gelen bir dolar yok. Yani Türk lirası veriyorsunuz, yuan alıyorsunuz. Türk lirası veriyorsunuz, Katar riyali alıyorsunuz. Bunu tekrar Katar riyalini ya da yuanı dolara çevirmeniz gerekiyor. Bunları çevirirken ekstra maliyetlerle karşı karşıya kalıyorsunuz ya da çeviremiyorsunuz. Kendi kamu bankalarınızdan, özel bankalarınızdan yaptığınız swapların da tarihleri geliyor ve bu bankaların da dolara ihtiyacı var. Çünkü onların da sendikasyon kredisi ödemeleri geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar iş tamamen kilitlenmiş durumdaydı. Bundan 2 hatta 3 ay önce. O günlerde sizleri uyarıyordum. Bakın Merkez Bankası'nın rezervleri bitti. Negatif rezervdeyiz. Hatta 30 milyarlık bir negatif ortam var. Yani eksi 30 milyar liralık bir negatif rezervi var Merkez Bankası'nın. Bu çevrilebilir, sürdürülebilir bir şey değil diyordum ısrarla. Hazine de para bulamıyor diyordum. Ve bu büyük dolar sıkışıklığı yanında cari açıkla birlikte inanılmaz bir sıkıntı yaratacak diyordum. İşte o pozisyona tam anlamıyla gelmiş durumdayız arkadaşlar. Artık bu durumun çevrilebilir olmadığını gören Hazine Maliye Bakanı çıktı. Dolara ben bakmıyorum bile kardeşim demeye başladı. Evet bakmıyor çünkü geçtiğimiz dönemde dolara o kadar çok baktılar ki neredeyse 180 milyar dolarlık bir harcama yaptık kardeşim. Sadece doları baskılayabilmek için Türkiye 180 milyar doların üzerinde para kaybetti. Bedavadan yabancılara dolarlar verildi. Bedavadan bazı yamyam kurum ve kuruluşlara dolarlar verildi. 5 liradan, 4 liradan, 5,5 liradan. O dönem bas bas bağırdım. Dedim ki yapmayın etmeyin. Bakın bu dövizi bu adamlara vereceksiniz bari 900 liradan 10 liradan verin. O dönemde yükseltmiş olsalardı kuru o adamların maliyetleri yükselecekti yurt dışına o paraları alıp götürürken. Ucuzdan 5 liradan 4 liradan piyasadan topladılar topladılar götürdüler. Ne yazık ki hem hazinenin hem Merkez Bankası'nın içi tamamen boşaldı. Öyle bir boşaldı ki ihtiyat akçesini bile harcadılar arkadaşlar. Kefen parası denilen parayı. İşte bütün bu paralar bittiğinde ve artık müdahale etme alanı ve cephanesi kalmadığında söylemler değişmeye başladı. Keşke bu söylemler bir yıl önce değişmiş olsaydı da bizim o 180 milyar dolarımız buharlaşıp gitmemiş olsaydı. Neyse sonuç itibarıyla artık deniz bitti kara göründü. Dolar bu saatten sonra durdurulamayacak. Zaten durdurulmak da istenmiyor. Faizleri indirerek mesela konut sektöründe ya da reel sektörde bir hareketlilik yaratamadıklarını gördüler. Bu saatten sonra faizleri aşırı yükseltmenin bütçeyi delmekten başka bir şey olmadığını gördüler. Doların yükselmemesinin aslında Türkiye ekonomisine büyük bir zarar verdiğini gördüler. Türk lirasının gerçek değerinin çok üzerinde olmasının Türkiye'ye verdiği zararları gördüler. En azından öyle olduğunu umut ediyorum. Bu saatten sonra doların düşmesini falan beklemeyin ve agresif hareketler beklemeye başlayın arkadaşlar. Cari açık 40 milyar dolara gidiyor. Ağustos ayında, Temmuz ayında beklenen turizm gelirleri gelmedi. Eylül ayında zaten hiç beklemeyin. Eğer turizm geliri yoksa cari açık bundan sonra dış açıkla eşit olacak. Yani dış ticaret açığı ne geliyorsa onu cari açığın üzerine koyun. Emin olun cari açık o olacak bundan sonraki süreçte. Bizi 40 milyar dolara doğru götürüyor arkadaşlar. 40 milyar dolarlık bir cari açık eğer ki çevrilemezse bunun adı devalüasyondur. Engellemenin tek yolu çok çok yüksek bir faiz arttırımıdır. Bunu yapmaya kalkarsanız işte o zaman yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, büyük reel sektör batıkları, iflaslar, aynı zamanda çevrilemeyen borçlar ve batık bir devlet yaratırsınız. Ya dövizi artık gözden çıkartacaksınız. Döviz sahiplerinin para bozmasını umut edeceksiniz. O bozulan paraların konut sektörüne, reel sektörüne tüketim olarak gitmesini umut edeceksiniz. Ya da arkadaşlar bütün sistemi çok daha alt üst edeceksiniz. Dolayısıyla doların 8 lirayı aşacağıyla ilgili beklentim bir falcılık falan değildi. Onun için dolar 8 lira aşacak ve hızlı
bir şekilde 8.40'a gidecek demiştim. Şimdi buna bir takım sebepler, bir takım kılıflar da yaratılmaya çalışılıyor. Bir rahip krizine ihtiyaç var çünkü. Fransa ile ortam geriliyor. Amerika ile S-400 üzerinden ortam geriliyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan üzerinden elden geldiğince ortam geriliyor. Anlayacağınız yakın zamanda bir rahip krizi gündeme getirilecek. Kurdaki devalüasyonist hareket de işte tam o dönemde yaşanacak. Yılı 9-10 lira arasında kapatabilirsek ne mutlu bize. Büyük ihtimalle bu rahip krizi senaryolarıyla birlikte doları biz 16 liralara giderken göreceğiz. Euro'yu 17-18 lirada, sterlini 19-20 lirada göreceğiz. Olur mu öyle şey demeyin. Bugüne kadar söylediğimiz pek çok şeye olur mu ya dediniz. Oldu. Daha altın 280 liraydı. Altın 500 lira olacak dedim. 500 lira oldu arkadaşlar. Bugün 500 liranın hemen kıyısındayız. Ons'taki hafif bir yukarı hareket ki o da teşviklerin somutlaşmasıyla birlikte bir anda 500 liranın üzerine çıkacak ve 400'lü seviyeler tarih olacak, geçmiş olacak. Hem altın, hem dolar, hem sterlin, hem euro, hem de kripto paralarda çok agresif yükselişler göreceğiz bundan sonraki süreçte. Borsada her ne yapılırsa yapılsın sert satışlar göreceğiz. Bu sert satışlar borsanın hiç umulmadık diplere gitmesini beraberinde getirecek. Artık rakam falan söylememize gerek yok. Çünkü hayal bile edemiyorum borsanın nereye gideceğini. Evet. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.